Sağlıkla programı ile karşınızdayız. Hoş geldiniz Ekrem Bey. Hoş bulduk. Öncelikle Üniversite TV'de gençlerle olmak bana can ve heyecan katıyor. Hocam yanlış ilişkideysek, yanlış niyetle başladıysak bunu nasıl düzelteceğiz? Onun yüzünde bir sivilce çıktığında dengem bozulur, sarsılırım. Biz ilişkinin rotasını yeniden belirleyebiliriz. İlişkide aşktan 3 yıllık ortalama ömrü var. Fragmanda görülenler esas evlendikten sonra, canlı yayına geçtikten sonra problemler ve arızalar o zaman çıkıyor. Al gülüm, ver gülüm metoduyla anlaşabilirsek anlaşıyoruz. Göbeğimizi şişirip aşkın böyle rüyaları, hülyalı günlerde verdiğimiz sözler. Böyle parmağınızın ucuyla kızlarımızı size vermeyiz, onu da söyleyeyim yani. Halbuki kadının da teknik hataları var orada. TV'den herkese merhaba. Sağlıkla programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz evlilik terapisti Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfa. Hoş geldiniz Ekrem Bey. Sizi seyircilerimiz için biraz tanıyabilir miyiz? Evet, hoş bulduk. Öncelikle Üniversite TV'de gençlerle olmak bana can ve heyecan katıyor. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa, aile evlilik çift danışmanıyım. Pek çok üniversitede öğretim görevlisi, pek çok psikolojik danışmanlık ve koçluk merkezlerinde danışmanlık ve pek çok çifte 200 bine yakın seans yapmış bir uzmanım. Pek çok medya sektöründe, TV'de, gazetelerde, dergilerde köşe yazarlığı yapmış bir uzmanım. Hala devam ediyorum. Son nefesimize kadar inşallah gençlerle olup, genç kalıp kendimizi aynı zamanda güncelleme amacında bir bilim insanıyım. Takipte kalacağız. Bugünkü konumuz ilişki sorunları ve çözümleri üzerine olacak. Sizi zaten takip ediyoruz ekranlarda da. Ben sorularıma geçmeden önce biraz da kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Hemen ona değinip daha sonrasında sorularıma geçmek istiyorum. Farkındalık Mutlu Olma Sanatı üzerine bir kitabınız var. Ben yayın sonrasında Üniversite TV için bunu sizden imzalamanızı isteyeceğim. Tabii ki imzalarım. Helal hoş olsun. Gençlere bir ışık olsun. Çünkü herkes seansa gelemiyor, terapi alamıyor. 150'ye yakın gençler için mutlu olma, ilişki sorunlarını çözmeleri için adeta aspirin gibi hap şeklinde çözümler var içeriğinde. Okuyabilirler keyifle. Onların da zamanları kısıtlı olduğu için bir sayfa bir sayfa. Her gün ilişkileriniz için mutlaka bir sayfa okuyun. Hem kendinizle barışık olun, hem sevdiklerinizle, hem arkadaşlarınızla, hem de öğretim üyeleriyle barışık olmaları gerekiyor. Üniversiteyle entegre olmaları gerekiyor. Peki. Diyorsunuz ki sağlıklı ilişkiler için her gün bir doz, bir terapi, aşk için bir söz yeterli. Yeterli, bir ışık olur. Evet. Onun önünü açar. Diğer türlü günlük strese, sıkıntıya göre sevgilisiyle buluşursa, arkadaşlarıyla dalaşırsa sıkıntı büyür. O yüzden büyümemesi açısından sizler gibi üniversiteye girdiğinde girdiği gibi güzelliğini muhafaza ederek, gençleşerek ama zihnini de eğiterek mezun olmalarını isterim. Elbette sizlerin bir öğretim üyeniz olarak, aynı zamanda bir hocanız olarak en iyisini isterim. O yüzden yazdım bu kitabı. Teşekkür ederiz. Peki hocam, yanlış kişiyle birlikte olduğumuzu nasıl anlarız? Şimdi yanlış kişiyle birlikte olma, yanlış amaçlarla başlamışsanız, başlama nedenlerini tekrar gözden geçirerek, eğer niyet, amaç, hedeflerinizde temelde sorunlar varsa, yanlış kişiyle ilişkide olduğunuzu ya da yanlış amaçlarla ilişkiye başladığınızı anlarsınız.
Diyeceksiniz hocam yanlış ilişkideysek, yanlış niyetle başladıysak bunu nasıl düzelteceğiz? O zaman ilişkinin yeni bir beyaz sayfa açarak ben işte Hande ile ilişki yaşarken onun sadece güzelliği için başlamışsam onun yüzünde bir sivilce çıktığında dengem bozulur, sarsılırım. Çünkü sadece bir amaç koymuşum güzellik için. Halbuki belki Hande'nin kültürü, belki eğitimi, belki insanlığı, belki uyumu pek çok ortak nokta bularak niyet, hedef, amaçlarımı güncelleyerek sizinle olan ilişkimi düzeltebilirim. Aynı şekilde gençler de, yetişkinler de yanlış amaçlarla başlamış olsalar bile amaçlarını, niyetlerini güncelleyerek bir defa ilişkisini bir düzene sokabilirler. İkincisi, size rağmen yani biz ilişkinin yaşayan bir tarafı olarak yanlış hedef amaçlarla başlama şekillerimizi ve temelimizi, o ilişki binasını yeniden restore etmemize rağmen eğer bir fiziksel şiddet görüyorsak, psikolojik şiddet yaşıyorsak, narsistik hareketlere maruz kalıyorsak, nefes alamıyorsak, boğuluyorsak, ya benimsin ya kara toprağın mesajları ve tehditleri karşı taraftan alıyorsak, eğer bizi yok ediyorsa, şöyle izah edeyim, yani taraflardan birini veya ikisini yok ediyorsa ilişki, yani benleri yok ederek biz yapmaya çalışıyorsa ya da narsistler karşı tarafı yok ederek kendini inşaya çalışıyorsa bencilce ve despotça, o zaman yanlış kişiyle beraberiz, ilişkimiz de yanlış. Son bir çare belki bir ilişki terapistine gidilip bir profesyonel yardım alınarak ilişki yoğun bakıma sokulup düzeltilmeye çalışılır. Tedavi altına alınması gerekiyor. Hemen bir serum yemesi gerekiyor. Aşk serumu. Güzelmiş. Tabii ne mutlu. Şimdi ilk başta esasen dış görünüşle ilişkiler başlıyor. Daha sonrasında tanıma fırsatı bulunuyor. Bu şu anda hızlı da gelişiyor Z kuşağı tarafından. Peki zararın neresinden dönülürse kârdır mı? Aşklar kalıcı mı? Aşk sevgiye dönmesi için sizin önereceğiniz bir takım şeyler var mı? Bunları da öğrenmek istiyorum esasen. Evet. Şöyle toparlamak gerekirse aşkın herhangi bir süresi var mı? Aşkın sevgiye dönmesi için çiftlerin yapması gereken, dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Sizden öğrenmek isteriz. Tabii ki. Yani az önce de bahsettiğim gibi ilişki eğer yanlış hedef amaçlarla sadece dış görünüşle başlamışsa, sizin de dediğiniz gibi tanıdıkça, yeni yeni donanımları keşfettikçe, partnerimizle zaman geçirdikçe, seyahat olur, sinemaya gitme olur, piknik olur, başka arkadaş etkinlikler olur, beraber gezeler olur. Zaman geçirdikçe yeni yeni güzelliklerini keşfedip onun modifikasyonuyla birlikte hareket edilebilir. Değiştirmeye çalışarak değil de beraber haftalık ilişki toplantılarıyla ilişkiye gökkuşağı gibi yeni renkler, muhatabımızın yeni özellikleri, ailesiyle ilgili, arkadaşlarıyla ilgili, çocukluğuyla ilgili yeni datalar geldikçe biz ilişkinin rotasını yeniden belirleyebiliriz. Ama bunu hani az önce dediğim gibi benleri koruyarak biz olma, beraber o aşk yolculuğunda yeni yeni sorunlar da gelecek tabii güzelliklerle beraber. O sorunlarla bir karateci gibi beraber mücadele ederken ben partnerimle, partnerimin böyle bir hastalığı var ya da böyle bir ailesi var ya da böyle bir eğitimi var. Ben onunla bir ömür var mıyım yok muyum diye masaya vurabiliyorsak, dirsek çıkabiliyorsak veya omuz verebiliyorsak, yanında durabiliyorsak ve hatta ileride hani ilişki yaşadıkça evlenme gibi ciddi yollar, yol ayrımlarına geldikçe her yol ayrımında kontrol edilerek devam edilmeli. İlişkide aşk da
3 yıllık ortalama ömrü var. O yüzden hemen sık sık buluşup her gece, haftanın her günü buluşarak ilişkiyi eskitmemek lazım. Birbirini özlemek lazım. Bunu belki 5 yıla kadar uzatılabilir. Püf nokta şu, eğer aşk ne kadar uzarsa sevgiye dönüşmesi o kadar sağlıklı olur. İkincisi, bencil olmayarak da aşkın ömrünü uzatmak mümkün. Üçüncüsü paylaşımcı olarak, dördüncüsü empatik yeteneklerimizi geliştirerek, yani kendimizi muhatabımızın, partnerin yerine koyarak, ben onun yerinde olsaydım, bana bu küfür, bu mesaj, bu şiddet yapılsa ne düşünürdüm? Eğer sevgim azalıyorsa, yani aşk hızla dibe doğru inişe geçtiyse dikkat etmek lazım. Aşkın uzun süreli, yani bereketli, verimli devamını sağlarken, eğer biraz mantık ayakları yere basmaya başladığı zaman, o zaman evlilik olur mu olmaz mı düşünmek lazım. Çünkü ayaklarımız yerden kesilip İstanbul kanatlarımızın altında gibi uçuyorsak, o zaman mantıklı karar veremeyiz. Bize muhatabımızın, partnerimizin, sevgilimizin her şeyi güzel gelir. Ama esas püf nokta, mantık ayakları biraz yere basmaya başladığı an, onunla ilgili sorunları ve yapacağımız sorumlulukları görüp, acaba ben var mıyım? Hani kandırma olmasın. Çünkü o da bir kere dünyaya geliyor ve dağ kadar güvenip, dağlar kadar güvendiği, sırtını verdiği veya yanında olduğu, bir masaya oturduğu, belki ileride bir yatağa gireceği kişiye hayal kırıklığına uğratmamak lazım. Zaten bir insanın sevgilisi bir yamuk ya da affedersiniz yanlış yaptığında, o zaman dünyaya bakışı da, aşka olan güveni de azalıyor. O yüzden aşk çok kıymetli. Belki bir ömürde 2 veya 3 kez tutulduğumuz çok tatlı bir yağmur mu diyeyim, çok tatlı bir gökkuşağı mı diyeyim, ayaklarımızı yerden kesen bir mucize mi diyeyim, o şekilde kıymetleri ve fırsatları çok iyi değerlendirmek lazım. Çok teşekkürler. Şimdi 3 yıl aşkın ömrü diye siz ortalama bir şey söylediniz. O zaman şöyle mi oluyor? 3 yıldan önce evlenmek biraz tehlikeli gibi mi esasen? Yani 3 yıldan... Yani gençler için 3 yıl iyi bir tanıma fırsatı, ama her gün buluşarak değil. 3 güne bir buluşulursa 3 yıla kadar uzar. Ama her gün buluşursan 1 yılda bitiyor ortalama. Onu da antiparantez söylemiş olayım. O zaman şu süreçte 1 yılda diyebiliriz. Çünkü bu kuşakta biraz daha hızlı, teknolojiyle birlikte hızlı tüketimler olduğundan dolayı aşkı biraz daha hızlı tüketiyor olabilir yeni nesil. Peki evlilik, aşkın evlilikte saygı ve sevgi temellerine dayanması için o kişiyle sonuçta iki ayrı benlik, sizin dediğiniz gibi karşı tarafın da değerli hissetmesi gerekiyor ki doğru bir evlilik süreci gelişebilsin. Sizde evlilikte karşılaşılan en büyük sorunlar, size gelen çiftler, terapi verdiğiniz, yardımcı olduğunuz kişilerde sorunlar ne oluyor? Bunlara değinebilir miyiz? Aşk ya da sevgililik döneminde gösterdikleri fragmanda görülenler esas evlendikten sonra, canlı yayına geçtikten sonra problemler ve arızalar o zaman çıkıyor. Genellikle ilk başlarda, bundan 10 yıl, 15 yıl önce erkekler fabrika ayarına döndü diyorduk, ama maalesef kızlarımızda da gösterdiği gibi kabiliyette, hünerde veya verdiği sözleri tutamama gibi istikrar sorunları hem erkeklerde hem kadınlarda sık sık görülmeye başlanıyor. Yani evlenmeden önce alınan kararları çiftlerden herhangi birisi aniden kafasına göre değiştirmeye çalışırsa ve gösterdiği gibi çıkmazsa, büyük bir duygusal dolandırıcılık, hem fiziksel dolandırıcılık, her türlü güvensizlik ortamı oluşuyor. O zaman büyük sorun çıkıyor. O zaman evlenmeden önce neysek aslında onu göstermek lazım. Mesela örnek olarak her akşam içen bir
erkek için kadın şöyle düşünebiliyor. Ya evlenelim geçer, düzelir. Ya da kadın diyor ki benim kocama diyor, sevgilime biraz sıkıntıları var, kadınlara bakıyor. Ben diyor bunu bir namaza başlatırsam diyor düzelir diyor mesela. Böyle gizli hesaplar yapmamak lazım. Bu bir gizli borçlanma. Çünkü kimse kimseye söz vermemiş. Ya da erkek sevgilisini kaybetmemek için ben diyor senin için sigarayı bırakırım diyor. Bakın sırf sigarayı bırakırım deyip bırakmadığı için hatta terapilerde bile devam etmediği için biten evlilikler biliyorum. Yani bana gelen çiftlerden normalde %99,9'u kurtulur. Ama şu sigaradan vazgeçemeyince ben diyorum sigaramı kız diyor hatta. Benden önce demiş zaten. Ben mi sigaramı diyor. Tamam kendi değerini biraz düşürüyor ama demek ki onun için çok önemli diyorum. Yani terapi al, destek al. Bakanlığımızın bu konuyla ilgili kesinlikle kampanyaları var. Hem niye söz verdin? O da diyor şunu bırakmadı. O zaman diyorum gelin. Yani ya sen sigaraya devam edeceksin ya da sen de bu kötü davranışına göz yumacaksın. Al gülüm ver gülüm metoduyla anlaşabilirsek anlaşıyoruz. Yoksa evlilik öncesi bir kurulan gizli hayaller, gizli hedefler, iyi niyetle de olsa gizli amaçlar ters tepiyor. Ve dördüncüsü de evlenmeden önce göbeğimizi şişirip aşkın böyle rüyaları, hülyalı günlerde verdiğimiz sözler. İşte sevgilim yurt dışında yaşarız ya ne oldu? Ben senin için dağları delerim deyip dağları delmeyince o zaman ne oluyor? Özellikle kızlarımızda büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Beşincisini de söyleyeyim. Sevgilisini ya da eşini babası yerine koymak, annesi yerine koymak, o benim her şeyim olsun, bütün dünyam olsun diyen kişiler büyük hata ediyorlar. Evlilik sonrası bu sorunlar her ikisini de rahatsız etmeye, huzursuz etmeye başlıyor. O zaman hangi hedef amaçlarla başlamışsak ne yapacağız? Güncelleyeceğiz niyet hedeflerimizi ama paralel bir şekilde, eş zaman. Çift kanatta aşkın daha uzun ömürlü olması, sevgiye dönüşmesi için haftalık ilişki toplantısı. Nasıl size az önce farkındalık kitabımdan günde bir doz iyi gelir dedim. İlişkiye de haftalık bir gün ama belli bir gün. Kızlarımızın erkekleri aniden gagalamaması için, yani aniden sorun çıkarmaması konuşmamız için. Konuşmamız gerekiyor. Evet, eski defterleri açmamak ve konuşmamız gerekiyor deyip bütün ilişkinin gelmişini geçmişini saymak erkekte büyük sıkıntıya yol açıyor. Ama ben erkeklere çok güzel bir haberim var onlar için. Sevgili erkekler, erkek öğrenciler, sizler için haftanın bir günü sadece 2 saat veya 1 saat sevgiliniz bundan böyle artık toplantı yapacak. Mesela çarşamba günü 9. Kesin adam artık kurbanlık gibi mi gelir? Evuzu besmele spor çekip saati mi gelir? Dışında. Evet, spor saati dışında gelecek ve sevgilisine hesap verecek. İlişkinin gidişatıyla ilgili ne vaat ediyor, neler yapacak, hangi sorumluluğu alıyor. Böyle parmağınızın ucuyla kızlarımızı size vermeyiz. Onu da söyleyeyim yani. Böyle kucaklayacaksınız. Sağlam sahip çıkacaksınız. Böyle arabayı bile ya düşünün, arabayı bile tek elle sürdüğünde sıkıntı büyük. Ama çift elle böyle hani kedinin fareye nokta atışlı böyle sniper'ın keskin nişancının odaklandığı gibi kızlarımıza odaklanıp onların dediklerini iyi duyup kızlarımız da eski defterleri açmayacak. Erkek beynine, erkek psikolojisini öğreneceksiniz, ona göre davranacaksınız. Yoksa sapla samanı karıştırırsanız aşkla ilişki de o zaman çabuk tükenir. O zaman ne olur? İlişkileri tüketelim, insanları tüketelim, sevgiyi tüketelim. Ama bunun da bir sonu var yani. Az önce ne dedim? En fazla 3 kez aşık olabiliyoruz. Bu mucizeyi niye kaçıralım? Değil mi? Kesinlikle. Çok güzel konulara da değindiniz. Sigara sağlığa zararlıdır. Umarım eşler tercih edilir bu yönde de. Onu da belirtmiş olalım. Benim de toplumda gördüğüm şöyle bir şey var. Erkekleri yermiş olmayalım. Hep kadınlar da özellikle çocuk sahibi olduktan sonra eşe karşı baba sıfatının yüklenmesi.
Sosyal medyada da görüyoruz sürekli. Babamız geldi, babamız şöyle, babamız bizi işte buraya götürdü, babamız ile birlikte. Yani çocuğunun babası olmaktan ziyade birden kadının da babası olmuş gibi anlam yükleniyor erkeğe esasen. Muhtemelen size de bu yönde erkekler veya kadınlarla ilgili fark ettiğiniz konular vardır. Tamam. Çocuk doğduktan sonra evlilikte eşlere yine haftalık bu şekilde toplantılar, dozajlar şeklinde terapi mi önerirsiniz? Yoksa hani dikkat etmeleri gereken eşlik ilişkilerini sürdürmeleri gereken farklı önerileriniz var mı? Elbette var. Öncelikle sevgililik dönemini çok keyifli geçirmek lazım. Doyalım. Sevgililikten önce ergenliğimizi iyi yaşayalım. Ergenlikten önce çocukluğumuzu iyi yaşayalım. Yani bir erkek veya kadın çocukluğunda ne yaşayamadıysa Allah aşkına ergenlikte yaşasın. Ergenlikte ne yaşayamadıysa yetişkinliğin başlarında yaşasın ki bu toplumun en küçük yapı taşı olan ailede sorunlar çıkmasın. Evliliğin ilk 2 yılını, 3 yılını evliliğin ve ilişkinin oturması için bir balayı dönemi gibi değerlendirelim. Çünkü bazı kadınlarımız, dediniz ya az önce, kızlarımızın, kadınlarımızın da hataları büyük. Onların da genellikle iyi niyetli hataları var. Birincisi işte çocuğun daha sağlıklı olması için evlenir evlenmez hemen çocuk yapmaya çalışınca o balayı dönemini, ilk evliliğin 3 yılı oturma dönemidir. Evlilik oturmadan hazırlıksız bir şekilde daha kadınlığı, eşliği, karı kocalığı başaramadan, profesyonel olamadan hemen profesyonel anne babaya olmaya kalkmak ve kadınlık görevlerini bırakıp sadece anne olmaya kalkmak, o zaman erkek işte hamilelik döneminde en özen gösterilmesi gereken dönemde evde karısı olmayıp anne var artık. Hamile kadın anne demek. Yani erkek için kadın eğer rollerini karıştırırsa evde diyor ki benim karım yok ki, anne var, çocuğumun annesi. O zaman kendisi başka arayışlara gidiyor. Dışarıda başka sevgiye aç ya da erkekleri elde etme amaçlı dolaşan bir kadına denk gelirse ona tutulup günlük gecelik ilişkilerle aldatıyor. Daha sonra da kadın bunu yakalıyor tabii. Erkekler saf, yakalanmayacağını zannediyor. Karda yürürüm, izimi belletmem zannediyor ama kadın bu hisseder ve anlıyor. Bu sefer erkeği suçluyor. Halbuki kadının da teknik hataları var orada. O yüzden bu tür aldatma gibi, sadakatsizlik gibi, sanal olarak bile aldatma olsa aldatmadır. Görüşmeler, konuşmalar, yani iki taraftan birinin görmesi durumunda hoşlanmayacağı o yazışmaları yapmamak lazım. Aynı zamanda lohusalık döneminde de erkeğin çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani hele erkek... Hormonlar değişiyor, tabii, hassas bir dönem. Evet, hassas bir dönemde. Yani bunların geçici olduğunu düşünüp paşayı kelle yetiştirmiyoruz. Hemen belki 1-2 ay cinsellik yaşanamayabilir. Hamileliğin son 1-2 ayı cinsellik yaşanamayabilir. Kolay değil, baba ve anne oluyorsun. Onun da zahmetini bir zahmet çek ve helalinden evlada sahip ol. Helalinden ve etik olarak sağlıklı bir geçiş yap. Koca kocadır, karı karıdır. Çocuk dünyaya geldiğinde aynı zamanda kadın ve erkeklik rolleri devam ederken yanında anne babalık rolleri de olmalı. Yani hepsini konsensüs halinde iyi yönetebilmek lazım. Önceden arabalar basitti, telefonlar basitti. Ama şimdi multifonksiyonel, çok fonksiyonlu telefonlarımız var. Biz de çok fonksiyonlu tekno adam, tekno kadın, Anadolu erkeği, Anadolu kadınlığımızı böyle çok renkli bir şekilde yönetebiliriz. O yüzden demek ki yollarda nasıl sapıtmıyorsak, sapıttığımızda, yanlış yola girdiğimizde veya hız sınırını aştığımızda bir takım teknik hatalardan dolayı kazalar oluyor. İlişkide de kazaların yaşanmaması için aslında çok kalıcı ve köklü bir formül var. Evlilik ehliyeti. Yani sevgililik okuluna devam et. Oradan mezun ol. Nişanlılık okulundan devam et.
Başta aşk okulunu geç. Aynı üniversite eğitimleri gibi böyle level atlayarak gidilirse profesyonel karı koca, profesyonel anne baba olunca bizden belli alırız. Yıllarda verirler. Belli yıllarda bu eğitimleri alırlar. Biz onlara ehliyetlerini, sertifikalarını veririz. Tamam, hiç ne kaza olur, ne aldatma olur, ne hırgür çıkar. Herkes özünü yaşatarak var olur. Şimdi bir kadın az önce dediğiniz gibi kadınlığını yok ederek sırf anneliğiyle öne çıkmaya çalışınca, babasıyla işte piknikteyiz, babası bizi sinemaya götürdü. Tamam da fenomen olalım derken veya babalığı vurgulayalım derken niye karılığımızı yok ediyoruz? O çocuğun anne babasını karı koca olarak da görmeye hakkı var ve şansı varken o şansı niye yok edelim? O zaman biz evliliğimizi de yok ediyoruz, değil mi? Kesinlikle öyle. Aslında siz de değindiniz aldatma. İnsanlar neden aldatır? Aldatılan kişiler karşı tarafı affetmeli midir? Şimdi insanlar eğer aldatılıyorsa her iki tarafında teknik hataları vardır. Ama bir tarafın hiç teknik hatası olmadığı durumlar muhatabımızın aşırı karakter bozukluğu, kişilik bozukluğu. Araya giriyorum hocam, genetik midir? Evet, psikolojik sorunlar maalesef ki en az %20, %30 genetiktir. O yüzden eğer aldatan bir babanın çocuğuyla, oğluyla veya aldatan bir annenin kızıyla ilişki yaşıyorsanız daha dikkatli olmanız gerekiyor. Güzel, kilit bir soru sordun. Teşekkür ederim, gurur duydum seninle. Demek ki muhatabımız işte tanımak dediğimiz bu. Ona göre önlem almak lazım. Yani mesela ne olmuş da aldatmış? Veya boşanan ya da boşanamayan çiftler de, çiftlerin çocukları da çoğunlukla boşanıyor. Ama eski koşullarda, eski hesaplarla devam ederlerse boşanıyorlar. Mesela annesi boşanamamış. Kız hırs gösteriyor. Ben diyor kocamın iki dudağı arasına bakmayacağım, bilmem okuyacağım, yükseleceğim, kariyer sahibi olacağım, zengin olacağım, ben boşanacağım diyor. Ya sen annenin hesabını niye kocana bu faturayı ödetmeye çalışıyorsun? Babana kes faturayı, annen kessin. Kesemediyse o hesap orada dondurulmalı. Ama o hesaba bakarak faturası ödenmiş kötü tecrübe ve kötü travmanın en azından analiziyle, tecrübesiyle biz ilişkimizde o hesabı devam ettirerek, o kan davasını sürdürerek değil, biz kendimize dersler çıkararak yeni bir ilişki modeli, yeni bir karı koca, yeni bir anne baba modeli geliştirmemiz gerekiyor. Yani bunu yapmazsak o zaman anne babalarımızın hayatlarını yaşarız. Kan davası yüzyıllar devam motif eder. Motif şeklinde devam eder aslında. Motif şeklinde devam eder. Buyurun. Peki affetmeli midir? Şimdi affedip affetmemek kişinin kendine vereceği bir şanstır. Karşı tarafa değil. İyi yani, hem aldatıldık hem karşı tarafa şans veriyoruz. Karşı taraf zaten sadakati devam ettiremeyen birine ikinci bir borçlandırma yaparsak, ikinci bir sorumluluk yüklersek daha çabuk aldatır. Bu şekilde şans verme, yani tamamen kendini kurban seçme gibidir. İkinciyi bekleyin yani. Çünkü hiçbir koşul değişmemiş. Kur'an'a el basması, hacca gitmesi, yeminler etmesi bir daha aldatmayacağı anlamına gelmez. Sizin altınıza limuzin çekmesi, bunlarla siz kandırılmayın sakın. Yani namaza başlaması vesaire, bunlar elbette manevi şeyler, çok güzel. Hiçbir şey demiyorum. Sürprizler de iyi. Ama o şekilde erkek kendini ya da aldatan kendini affettiremez, affedilmemeli. Ne zaman affedilmeli? Terapiye gelmeli. Her iki muhatabın, partnerin yaptığı teknik hatalar düzeltilmeli. Ondan sonra ilişkiye 3 veya 6 ay terapist gözetiminde devam ettirilerek, hani bilmeden aldatılanın da suçu vardır. Suç derken hukuki bir suçtan kastetmiyorum. Psikolojik olarak teknik hatası varsa düzeltilmeli ama kendine şans vererek. Yani mağdur, ben kendime şans veriyorum. Yani sırf çocuk var diye aldatanı affedilmez. Çünkü o yine yapabilir.
Düşünsene o zaman ailede sorunlar daha büyük olur. Çocuk travmayı 3 yaşında yaşayamayıp tam böyle her şeyi fark ettiği 7, 8, 10'lu yaşlarda hele ergenlik dönemine gelirse yandık. Çünkü o zaman ne olacak? İşte o dediğimiz kan davaları, o dediğimiz bulaşıcı aldatmalar, hormonal şekilde devam edecek. Teşekkür ederim. İlişkilerde hayır diyememek de esasen teknik bir hata. Kişisel kişiliğimiz açısından, yani kişisel farkındalık açısından bazı partnerler arasında işte hani katılmamasına rağmen ya da istememesine rağmen sırf karşı taraf istiyor diye her şeye olumlu işte evet diyebilen kişiler olabiliyor. Evet. Bu tarz kişilerde sizin terapilerde gelen çiftler arasında nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani eminim ki vardır. Bir taraf sürekli işte diğer tarafın söylemlerini kabul etmeye, onun yönlendirmesine açık. Hatta yayından önce de biraz değinmiştik sizin de. Gaslighting, yani psikolojik manipülasyon, psikolojik şiddet. Gençler arasında da şu sıralarda çok konuşuluyor. Bunlar için de hani nasıl bir yol izlenebilir? Hayır diyemeyen, aslında manipülasyona uğrayan kişinin farkındalığını arttırması için nasıl bir farkındalık yaratıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki, elbette. Şimdi güzel bir soru sordun, teşekkür ederim. Şimdi hayır diyememenin birçok psikolojik nedeni var. İkincisi, hayır diyememe karşı taraf, yani narsist ya da psikopat ya da sosyopat bir kişiye hayır diyememeyle normal kaybetmeden kaynaklanan, kaybetme korkusundan kaynaklanan hayır diyememeyi ayıralım. Birincisini cevaplayalım o zaman. Şimdi eğer kişi aşıksa, hani gözü görmüyorsa, o zamanlar hayır diyememe şansı pek yok. O süreçte belli şeylere evet demiş oluyor maalesef. Ama ne zaman ki mutsuz oluyorsa, artık ilişki zarar görmeye başladıysa, gemi su almaya başlıyorsa, ne zaman mantık ayaklarımız devreye girdiyse, o zaman muhatap, yani partnerlerden hayır diyemeyen kendisine soracak. Hayır dersem en kötü ne olur? Masaya vuracak. Çünkü taraflardan birisi. Yoksunluk yaşar diye düşünür muhtemelen. İşte beni terk eder. Peki beni terk ederse ne olur? Vur masaya yum. Ondan sonra. İşte hayatım alt üst olur. Hayatım alt üst olursa ne olur? Nereden biliyorsun hayatının? Tersinin altının üstünden hayırlı olacağını. Peki şöyle ne olur, böyle ne olur diye vura vura dizlerini döveceğine masaya vursun. Sonra alsın kalem eline. Tamam, terk edilirsem 3 ay depresyon, işte psikolog vesaire, sonra kendimi toparlarım. Peki başka ne? Demek ki hayır diyememenin karşılığında verdiğimiz evetler daha büyük zararlara yol açıyor. Ama hayır dediğin an verdiği zararlar bir yerde duruyor. Ben onsuz yaşayamam. Onlu mu doğduğunda onsuz yaşayamayacaksın? Yani anlatabildim mi? O yüzden onlar Tanrı değil ki. Yani onunla biz nefes almıyoruz. Biz sensiz nefes alamam derken oradaki ambiyansı yakalayamam. Yoksa ölürüm, işte hasta olurum veya intihar ederim gibi riskler değil. Biz fazla anlam yüklediğimiz için, zaten vakti saatinde hayır diyemediğimiz için intiharlık veya terk etme korkularımız başlıyor. Aslında orada kilit bir cümle söyleyeyim. Biz muhatabımızın kendisine hayır demiyoruz ki, onun teklifine hayır diyoruz. O yüzden karşı taraf biraz kafası çalışıyorsa, biraz psikolojisi sağlamsa, o zaman demeli ki Hande, benim pastaneye çıkma, bu akşam pastaneye çıkma teklifime hayır dedi. Bana değil, benim bütün bir varlığım hayır demedi diyecek sevgilisi. O zaman yerini bilecek. Yani her dediğine evet derse de o zaman onun benliği yok olursa, yok olan bir Hande sevgilisine nasıl bir varlık gösterebilir? Anlatabildim mi? Kesinlikle. O yüzden çiftler birbirlerine hayır derken
aslında birbirinin özüne, kişiliğine, şahsına değil, onun bir teklifine, bir etkinlik teklifine hayır diyorlar. Diğer tarafa geldiğimizde manipülatörler. Onlar sizi böyle vampir gibi bırakın sevginizi, kanınızı, ondan sonra zamanınızı, kariyerinizi, bütün kişiliğinizi emmeyi kendilerine hak görürler. İşte bencillikte, kişiliğinizi yok etmede, sizi köleleştirmede, sizi gaslighting gibi hakiki gördüğünüz bir şey, hayır sen yanlış görüyorsun diyerek, hatta siz kendinizden şüphe edin, ruh sağlığınızdan endişe edin diye size tuzaklar kuran insanlar, bunlar kendilerine merhameti yok, size niye merhameti olsun? O yüzden onlarla kademeli geçiş veya terapilerle durdurmaya çalışın. Belki bir narsistle yaşamak gibi kitap önerilerini takip edebilirler. Narsistlerle kısmen de olsa baş etmek, terapi desteği alarak partnerle beraber veya ayrı ayakta ve hayatta kalmak mümkün. Ama psikopat ve sosyopatlardan kaçın. Hiç onlar ıslah olmazlar. Onları çok nadir bazıları ancak psikiyatri, yani ruh sağlığı doktorlarından belli ilaçlar, destekler alarak belki kliniklerde yatarak kurtulabilirler. Onların hem genetik hem çocukluk travmaları çok fazladır. Onlar doğuştan hasta doğmuşlardır, psikopat ve sosyopatlar. Sosyopatlar gerçi sonradan hasta oluyorlar ama psikopatlar daha doğar doğmaz. O yüzden profesyonel yardım aldığımda, yardım alarak onların ne mal olduklarını keşfedip kademeli geri çekilerek yüksekten atılma, şiddete uğrama ve öldürülme gibi durumlardan kendilerini kurtarsınlar. Ama narsistler mi? O işte biz uzmanız zaten. Hiç sıkıntı yok. Hemen hemen pek çok bu alanda çalışmış, narsistlerle çalışmış psikologlar da hem narsist kişi eğer sevgililiğini, ilişkisini kurtarmak istiyorsa gelsin, destek alsın. Çünkü o özel bir konu hakikaten. Aynı zamanda narsistlerle baş etme tekniklerini kendilerine öğrenerek, kademeli uygulayarak da onlarla baş edebilirler. Çünkü mesela narsistler çatışmaya girmezler. Pazarlık usulleri var onlarla. Narsistlerle pazarlık yöntemlerini öğrensinler, kendilerini var etsinler, var olsunlar. Narsistler için umutluyum, evet. Peki yaranmaya çalışırken yara almak deyimine katılır mısınız? Tam tabii üstüne ki geldi tabii aslında. Tabii ki, kesinlikle üstüne geldi. Yani şimdi hep aferin, onay almaya çalışma. İşte bütün ihtiyaçlarını ben karşılayayım. Benim dışımda bir dişi sinekle bile muhatap olmasın diye genellikle kızlarımız yaranmaya çalışıyor. İşte onun annesi gibi olmaya çalışıyor, onun öğretmeni gibi olmaya çalışıyor, onun her şeyi olmaya, onun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor ve yaranmaya çalışırken fedakarlıkları, vericilikleri fazla oluyor. Mesela ilk 3 ayda erkek kızın çalıştığı yere ya da okuduğu üniversiteye giderken 3 ay sonra bu kızımız başlıyor ki vah canım işte o üşür, o işte yorulur, onun işi ağır diyerek kendileri muhataba hem yaranmak hem kaybetmemek için hem de aşırı şefkat, merhametle korumacılığa başlıyorlar. O zaman da erkeğe bir sorumluluk kalmıyor, bir yapabileceği bir iş kalmadığı için erkek bu sefer başka kızlara, yani yeni bir ava yöneliyor. Emek verip zor elde edeceği, yaranmaya çalışan değil de iten kızı çekici görmeye, buradakini de çantada keklik görüyor. Bu sefer çift taraflı hata oluyor. Biri sadakatsizlik yapıyor, diğeri de bu kadar fedakarlık yaptım, yaranmaya çalıştım, niye sürekli yara alıyorum diyor. O zaman hem kendisi yara alıyor, hem muhatap yara alıyor, hem ilişki yara alıyor, hem gemi su alıyor. Ve batış ilişki batıyor. Batış gerçekleşiyor ve kızlar hep dipte oluyor maalesef. Biz onları işte onların abisi, babacan bir şekilde şefkatle, merhametle tekrar çıkarıyoruz. Belli uyarılarda bulunuyoruz ki
bir daha aynı teknik hatalarla yaranmaya çalışarak yara almasınlar. Ne yaranmaya çalışacağız, ne yaralayacağız. Yani ne şiş yanacak, ne kebap. İkisi böyle eşit kavrulacak ki iyi bir ilişki çıksın ortaya. Size başvuranların genellikle çoğunluk olarak kadınlar tarafından mı ilk adım atılıyor çiftler arasında? Evet, kadınlarımızın, kızlarımızın hassasiyetleri çok yüksek, farkındalıkları çok iyi, merhametleri, şefkatleri, derin detaylı düşünmeleri çok iyi. İşin içinden çıkamayınca, tabii yaranmaya çalışırken yara alınca veya aldatılınca veya duygusal olarak dolandırılınca bizlere geliyorlar. Bizler de aşk doktorları olarak, ilişki uzmanları olarak onlara bak sen şurada doğru yapmışsın, burada yanlış yapıyorsun şeklinde ara ara söylüyoruz ama daha çok güçlü sorular sorarak onlar farkındalığını profesyonel platforma şey yapıyoruz. Sonra düşünüp şurada duygusal şiddete uğramışım, burada psikolojik şiddete, burada fiziksel, fizyolojik şiddete uğramışım deyip muhatabının, partnerinin hatalarını daha iyi analiz edip, daha güçlenip, daha profesyonel aşık oluyorlar. Profesyonel sevgili oluyorlar. O zaman artık erkekler onları üzemiyorlar. Nerede hayır diyecek, nerede evet diyecek, nerede durmasını bilecek, nerede çenesini tutacak, nerede vır vır edecek, nerede zır zır edecek, nerede naz yapacak, nerede caz yapacak. Teknik olarak sevgililik ehliyetini aldıktan sonra %90 zarar görmüyorlar. Ta ki narsist ya da psikopat, sosyopat birini seçene kadar. Kaldı ki narsiste de keçi yolu bile olsa onunla eğer hala seviyor, ilişki devam ettirmek istiyorsa evliliklerini, ilişkilerini sürdüren çiftlerimiz var. Yalnız psikopat ve sosyopatlardan en güvenli şekilde onlar ayrılıyorlar. Çünkü o 50 yıl, 60 yıl hem sürdürülemez hem öyle bir ortamda evlat büyütülemez. Yani sağlıklı bir yuva olmayacağı için ayrılıkları da o zaman kolay kabulleniyorlar. Kolay derken yine bir 6 ayımızı alıyor. Kızlarımızı sevdiği bir insandan onun psikopat ya da sosyopat olduğunu kabul etmek, kabul ettirebilmek öyle kolay bir şey değil. Çünkü hakikaten aslında biz erkekler kızların kıymetini bilsek, bir ömür, ebedi bir hayat düşünürlerken günlük, gecelik veya kolay hesaplarla ya da mahalle arkadaşlarına kızları değişmemek lazım. Bu arada püf nokta şu, yani iki sevgili böyle diyelim, hani bal börek çok iyi insanlar, belli alanlarda başarılılar, işte belli yetenekleri, güzellikleri, kabiliyet, kişilikleri var. Şöyle noktada kopma oluyor, taraflardan biri veya ikisi hastaysa bu iki gülüm balım insan birbirlerini yok ederek bu şekilde, yani yapışık gibi, ikiz gibi olarak yok ettikleri zaman büyük sorun çıkıyor. Çünkü biri veya ikisi birbirlerine bağımlı hale getirdiğinde ilişkiyi, o zaman benlikler, kişilikler, şahsiyetler yok oluyor. Kesinlikle. O yüzden, zaten iki farklı insanın bir araya gelmesiyle oluşan bir şey. Bir şeyken ilişki. Niye tek bir şeymiş gibi böyle yapmak lazım? Yani şöyle şu arada bir boşluk oluşturmak lazım. Bakın şu ortak alan, ekranları göstereyim. Şurada bir ortak alan var. İkisi ama korunmuş bakın. Şurada bir ortak alan. Diyelim evdesiniz. Bu sanal olarak da ilişki alanı, sevgililik alanı, karı kocalık alanı. Burada kesişim ortak alanda diyelim. Kesişim kümesi gibi, bravo. Matematikçiler, burada matematik bayağı bir işe yarıyor da burada daha iyi işe yaradı. Kümeler ne işe yaradı diye çoğu kişi muhatap ediyordu. O kesişim kümesinde ilişkiyi çok sağlıklı yaşayıp kesişimin dışına çıktığımızda da mesela Hande kendi arkadaşlarıyla, kendi kök ailesiyle, kendi akrabalarıyla güzel günler, zamanlar geçirirken bu tarafta erkek de kök ailesiyle, arkadaşlarıyla, üniversite arkadaşlarıyla güzel zamanlar geçirebilir. Bu ilişki için bir tehlike değil, tamamen zenginlik. O yüzden ne diyoruz çiftlere? Her gün buluşmayın. Buluşmadığınız günler
Kendi evinizde, kendi hayatınızı yaşayın. Veya annenizle buluşun, babanızla buluşun, arkadaşlarınızla buluşun. Kısaca ilişki cümbür cemaat, bir senfoni halinde yönetilen bir orkestra gibidir. Yoksa kapalı gişe oynarsanız sürekli sadece o kesim kümesinde kendi mağaramıza biz böyle sığınalım, kimseyi görmeyelim, kimseyle buluşmayalım dersek, mükemmeliyetçi davranarak başka mutlu eden, küçük küçük mutlu eden şeyleri itersek, bu beni çok mutlu ediyor deyip sadece kocanıza ya da sadece karınıza ya da sadece çekirdek aileye 7-24 sarılırsanız ilişkide kokuşmalar oluyor o zaman. Birbirimizi hasta ediyoruz. Çünkü birbirimizin özel alanlarını çok fazla işgal ediyoruz. İşgalle uğraşmak evliliği bir bomba koyup ya da bir ilişkiyi bomba koyup patlatma gibi bir şey. Bir erkek işe gitse, bir kadın bir yere gitse, çalışsa veya birbirlerini özleseler, özel zaman geçirseler, erkek bir asker arkadaşıyla buluşsa, diyor ki asker arkadaşımla buluşacağım ne olacak? O beni bir mutlu ediyor, karım evde 100 mutlu ediyor diyeyim. O birden vazgeçtiğiniz zaman bu yüzde bozuluyor. Evet. Evet, o birleri alacağız. 2 puan, 5 puan, Allah bereket versin. Çünkü bütün gelen bize sonra ilişkiye akıyor. Ama ilişkide 100-100-100 kazanıyoruz. Sonra bir bakıyoruz, bir adada gibiyiz. Tek başımız. Ve o zaman birbirimizi yemeye başlıyoruz. Benliğimizde de farklı noktaları besliyor üstelik. Farklı sosyal alanlar diye kesinlikle düşünüyorum ben. Büyük zenginlikler oradan. Farklı renkler, farklı tecrübeler, belki kadınlar farklı yemek tarifleri, erkek farklı teknolojiler getirecek, farklı dünyalar, farklı insanlar görerek o kültürleri de toplayıp eve getirmek lazım. Çünkü oradan akan, kocası mutlu olan kadın ne yapacak? Kendisi de mutlu edilecek birazdan. Yuvasına ama acele ediyor. Oraya giderse, yolda bir kadına bakarsa, erkek diyor ki orada başka bir erkek karıma yürürse vesaire, ya siz tanımıyor musunuz birbirinizi? Bu kadar sevgili olmuşsunuz, yuva kurmuşsunuz. Yani uçan kuştan da o kadar kıskanılmaz veya o kadar sadece kendi evini bir mağara yapıp bütün dünya yıkılsın, kaybolsun, hiç kimseyi görmeyelim, bütün sosyal çevreyi yok ederseniz, sizi var eden kanalları yok ederseniz, sizi o aşık edilecek, aşık olunacak şekilde getirilen sosyal çevreyi, nedir bu ihanet yani? Eğer sosyal çevrenizi ihanet ederseniz evliliğinizde ve ilişkinizde de ihanet yaşama riski var. Çok güzel özetlediniz. Aha, bunu da ekranlarda ilk defa biraz meslek sırrını vermiş gibi teşekkür oldum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben Üniversite TV adına da sizin görüşlerinizi öğrenmek istiyorum kapatmadan önce. Çok teşekkürler hocam. Çok rica sağ olun. Ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ne demek? Şimdi ben Üniversite TV'de olunca diğer ulusal ve uluslararası kanallardan farklı olarak gençlerle birlikte olduğumu hissettim. Çünkü ben isterdim ki tüm Türkiye'mizin ve dünyanın daha pek çok üniversitesinde ders vermek ama mümkün değil fiziken bu. Yalnız sanal olarak, özellikle televizyon olarak bu fırsatı burada yakaladık. Size ve tüm ekibe, yönetmenimize, kameramanımıza, tüm Üniversite TV çalışanlarına ve gönül verenlere teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için, gençlerle bu tecrübelerimi paylaşmama fırsat tanıdığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Tüm izleyicilerimiz adına ben özellikle çok teşekkür ederim. Gençlerimiz adına çok sağ olun. Sağlıklı programından bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. En önemlisi aşkla kalın. Allah'a ısmarladık.